Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Kalıtım ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugünkü dersimiz çok hallerli kalıtımdan bahsedeceğiz ve kan gruplarında kalıtım nasıl gerçekleşiyormuş bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki bol bol da soru çözeceğiz gençler. Hazırsanız yaslanın arkanıza başlayalım. Şimdi aslında başlığın içerisinde söyledim gençler çok hallerli kalıtımdan bahsedeceğiz. İ kanlardaki AB0 kan grubu sisteminden ve RH sisteminden bahsedeceğiz. AB0 kan grubu sistemi hem eş baskında hem çok hallerli kalıtıma örnekte. Kan uyuşmazlığı da bugünkü dersimizin konusu olacak. Peki bugünkü dersimizi bitirdiğimiz zaman sayfa kaça kadar sorumluyuz? 10 dinamodan hemen onu da söyleyeyim gençler. Bugünkü dersi bitirdiğimiz zaman tarama testlerini de çözüyorsunuz. 10 dinamoda sayfa 99'a kadar yapmadığınız hiçbir bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Sıfırdan ona biyolojimizde de tabii ki aynı durum geçerli gençler. Eşeğe bağlı kalıtımdan bugünkü dersimizde bahsetmeyeceğiz. Ama eşeğe bağlı kalıtıma kadar olan kısmın tamamı bitmiş olmalı. Sayfa 109'a kadar da sıfırdan ona biyolojiden yapmadığınız hiçbir kısım kalmasın diyeyim. Çok alerlik ne demek? Şimdi biz biliyoruz ki insanlar iken 46 kromozomlu iken iken dememizin sebebi neydi? Ben de her bir karakterin oluşması için iki tane gen vardı. O yüzden iken kromozomlu diyorduk. Yani saç şeklimin oluşması için de saç rengimin oluşması için de göz rengimin oluşması için de iki tane gen yan yana geliyordu. Çok alelik kalıtımda ise demek istediğimiz şey şu. Bir karakterin oluşumunu sağlayan gen sayısı 2'den daha fazla olabilir. Mesela tavşanlarda kürk rengi için bu durum geçerlidir. Tavşanlarda kürk renginin oluşmasını sağlayan 2'den fazla alel var. 2'den fazla alel olduğu için de farklı alternatifler söz konusu olabiliyor. Ama tavşanlar iki en kromozomlu canlılar olduğu için alellerden mutlaka iki tane bulunduracaklar. Koyu gri, açık gri, şinşila, kısıtlı noktalı, albino gibi çeşitler söz konusu olabiliyor. Çok hallerli kalıtımda genotip çeşidini hesaplarken en çarpı en artı 1 bölü 2 formülünü kullanacağız. Hoca hemen formülleri söylüyor falan gibi düşünmeyin. Birazdan tek tek ince ince yazarak aslında mantığının nereden geldiğini anlatacağım gençler. Fenotip çeşidi sayısı da eğer hepsi birbirine tam baskınsa alel sayısı kadardır diyeceğiz. Eğer eş baskınlık varsa alel sayısından bir tane fazladır diyeceğiz. İnsanlarda AB0 kanguru grubu da dediğim gibi A ile B birbirine eş baskın 0 bunlara çekinik geliyordu. Yani hem çok allellikli kalıtım örnek hem eş baskınlığa örnek olacak. Mesela düşün. insanlarda kan grubu sisteminde AB 0 sistemi var. AB 0 kan grubuna sahip olan bir insan var mı? Yok. Biz 2n kromozomluyuz. 2 tane bulundurabiliriz. A0 olabilirim. AA olabilirim. B0 olabilirim. BB olabilirim. AB olabilirim. sıfır olabilirim. Yani sadece iki tanesini bulundurabilirim gençler. Şimdi bir tane sorunun üstünden aslında mantının tamamını oturturacağım. Bir karakterin oluşumunu sağlayan 5 farklı alel varmış. Bu 5 farklı alel arasında da şu ilişki varmış. A1, A2'ye, A2, A3'e, A2, A3, A4'e, A3, A4, e, A4 A5'e baskın durumdaymış. Gençler genotip çeşidi sayısını sormuş, fenotip çeşidi sayısını sormuş, heterozigot genotip çeşidi sayısını sormuş. Aslında bir tane soru kalıbının içerisinde hepsini göstermiş olacağız. Normal şartlarda bu soru bizim çok kısa bir süremizi alır. Genotip çeşidi en çarpı en artı 1 bölü 2'den yapıştır geç. Alel sayısı 5 tane alel vardır. 5'tir fenotip çeşidi yapıştır geç diyeceğim. Ama nereden geldiğine bir bakalım. Şimdi genotipleri oluşturmak istersek ne yapabiliriz? A1'in yanına A1 gelebilir. A1'in yanına A2 gelebilir. A1'in yanına A3 gelebilir. A1'in yanına A4 gelebilir. A1'in yanına A5 gelebilir gençler. Sonra ne olabilir? a A2'nin yanına A2 gelebilir. A2'nin yanına A3 gelebilir. A2'nin yanına A4 gelebilir. A2'nin yanına A5 de gelebilir. Veya A3'ün yanına A3 gelebilir. A3'ün yanına A4 gelebilir. A3'ün yanına A5 gelebilir. Aynı şey A4'ün yanına A4 gelebilir. A4'ün yanına A5 gelebilir gençler. Ya da A5'e A5 olabilir saymaya kalktın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 çeşit. Şurayı da grup olarak al. Genotip açığa çıkmış oldu. Ben ne dedim? Nasıl hesaplayabilirsin kısadan? N çarpı N artı 1 bölü 2 yaptığın zaman genotip çeşidini bulabiliyorsun. N burada bizim alel sayımızdı. 5 tane allelim olduğuna göre 5 çarpı 6 bölü 2'den yine 15'i çok kısa bir sürede hesaplayabilirdik. Fenotip çeşidine bakacak olursak aslında A1 bunların hepsine baskın değil mi? Baskın. O zaman bunlar kime benzeyecek? A1'e. Buraya baktığın zaman A2 hepsine baskın olduğuna göre bunlar A2'ye benzeyecek. Şunlar A3'e benzeyecek. Bu A 4'e benzeyecek gençler. Şurası ise A 5'e benzemiş olacak. Fenotip çeşidine baktığımızda da kaç çeşit olduğunu gördük. B'yi de yazmış olalım. 5 çeşit olduğunu gördük. Yazmamıza gerek var mıydı aslında? 5 tane allel varsa 5 çeşit fenotip çıkar diyebilirdik. Heterozigot genotip çeşidini soruyor. Şimdi sen toplamda kaç tane buldun? 15 tane genotip buldun. Bunlardan homozigot olan 1 2 3 4 5 Allel sayısı kadar homozigot yok mu? Yani aslında 15 eksi 5'ten 10 çeşit heterozigot var. 5 çeşit homozigot vardır diyebiliriz genotip oranlarında. Burada da farklı bir kalıbını yazdık. Aslında aynı mantıktan ilerleyeceğiz. Bir canlı türünde kük renginin oluşumunu sağlayan aleller arasında K1, K2, K3, K4 ilişkisi varmış. Yani tam baskınlık durumu varmış. Buna göre dıt, dıt genotiple 21'e iki birey çaprazlandığında kaç farklı genotip ve fenotip açığa çıkar diyor. Bir kere normal çaprazlamadan hiç farklı bir şey yapmayacağız. Önce ne yazıyorsun? K1'e K3 çarpı K2'ye K4 şeklinde vermiş bizim her zamanki kuralımız geçerli. Bunu tut, yaz, bunu tut bununla yaz. Bunu tut bununla yaz. Bunu tut bununla yaz. Bunu tut bununla yaz şeklinde yapıyoruz. E o zaman hocam K1'in yanına K2 gelebilir. Veya K1'in yanına K4 gelebilir. Veya K3'ün yanına K2 gelebilir. Aklım karışmasın. K2'yi başa yazayım. K3 olabilir. Veya K3'ün yerine K4 gelebilir. Yer değiştirdiği zaman değişen bir şey yoktu. Bizden ne demiş? Kaç farklı genotip açığa çıkabilir? Baktığın zaman hepsi birbirinden farklı mı? Farklı. O zaman burada kaç farklı genotip açığa çıktı? 4 farklı genotip açığa çıktı. Buraya bakıyorsun. K1 baskın mı K2? Evet, kime benzedi bu K1'e? Burada K1 K4'e baskın mı? Evet o zaman bu da K1'e benzedi. K2, K3'e baskın olduğuna göre K2'ye benzediler. K3, K4'e baskın olduğuna göre K3'e benzediler. Fenotip çeşidine bakacak olursa anda K1'e benzeyen, K2'ye benzeyen, K3'e benzeyenler var. Yani fenotip çeşidimizde 3 çıkmış oldu. Geldim kan grupları sistemine gençler. Kan grupları sisteminde ise şöyle bir durum söz konusudur. İnsanlarda kan grubunu kontrol eden genler arasında ne var dedik? A, B eş baskındır. 0 ise onlara çekinik kalıyordur. A, B, 0 kan grubunun gö belirlenmesinde görev alan A, B genleri eş baskın 0 geni çekiniktir diye de tekrar yazmışız okumuş oldum. A ve B allelleri al yuvar hücrelerinin zarında antijen oluşumunu sağlıyorlar. Aslında bu şekilde gruplar belirleniyor. Yazsan arkana kan grubu tayini yapılırken aslında bizim kırmızı kan hücrelerimize al yuvarlarımıza bakıyorlar. Al yuvarlarımızda bulunan bir proteine göre kan grubu isimlendiriliyor. İnsanların kanını incelemişler. Bir gruba bakmışlar kanlarında bir tane al yuvarlarında bir tane protein var. Bu proteine A antijeni, A protein ismini vermişler. He, kanında bunu bulunduranlara, A antijeni taşıyanlara A diyelim demişler. Başka bir grup insanı incelemişler. Bunların da al yuvarlarında bir tane antijen var ama bundan farklı. Ha, bu antijene de B ismini verelim demişler. Bakmışlar B antijenini bulunduranlara da B kan grubudur demişler. Sonra baktıkları diğer bir grupta hem diğer hem diğer gruba ait antijenin yani hem A antijenin hem B antijenin olduğunu görmüşler. Onlara AB kan grubu demişler. Bir grup insanın ise al yuvarlarında ne A'ya ne B'ye rastlamamışlar. Bunlara da sıfır kan grubu demişler. Yani... Kan gruplarında baktığımız şey al yuvarlarda bulunan antijenlerdir. Antijenlere karşı, vücudumuzun savunmak için kendini ürettiği maddelere de antikor ismini veririz. Antijenler, al yuvarlarımızda antikorlar ise kanımızın plazma kısmında olur. Antijenle antikor birbirine savaş yapan e, maddeler ya. Bir kişide aynı antijenle aynı antikor bulunursa savaş çıkar. Yani ben A kan grubuna sahipsem, A antijenim varsa A antikoru üretemem. Üretebilecek olsam antijenleri antikorlar savaşarak çökertirdi. Böylelikle kişinin ölümü meydana gelirdi. Şimdi tabloya baktığımız zaman aslında gözümüze çok kolay geliyor ama sonradan unutuyorsunuz. O yüzden böyle detaylı detaylı üstüne basarak mantığını anlatmaya çalışıyorum. Bir kişi A kan grubuna sahipse kanında ne varmış? A antijeni bulunacak. A antijeni bulunduran adam A antikoru üretemez. Üretse savaş çıkar, kan çöker. Bunda B antikoru üretme yeteneği var. Sonra B kan grubu birine baktığın zaman da al yuvarındaki antijen tabii ki B olacak. Bunda da antikor A üretme yeteneği olacak. AB kan grubuna sahip bireyde hem A antijeni hem B antijeni olduğuna göre bu antikor üretemez. Üretseydi kanında çökelme meydana gelirdi. Sıfır kan grubuna sahip bireylerde de tabii ki antijen yok. Bunlarda da antikor üretme yeteneği var gençler. Biz kaba biliyoruz ki işte A kan grubu birine B kan gruplu birine kan verirse kanda çökelme dediğimiz olay söz konusu olur. Hadi işte ben kendime söylemiş olayım. Seda A kan grubuna sahip olsun. Ablam Sema da B kan grubuna sahip olsun. Şimdi ben A kan grubuna sahipsem bende ne var? A antijeni var. Gerekirse de B antikoru üretme yeteneğim var. Ablam Sema B kan grubuna sahip olduğuna göre B antijeni var. O da gerekirse A antikoru üretebilme yeteneğine sahip. Ben tuttum, ablama kan verdim. Buraya doğru cevap verirsen konuyu anladın demektir. Ben tutup ablama yani A kan gruplu biri B kan gruplu birine kan verirse savaş A'lar arasında mı çıkacak, B'ler arasında mı çıkacak? Çok önemli. Ben kan verdiğime göre bende normalde durduk yere niye antikor olsun ki? Benim kanımda A antijeni var. Ben ablama A antijenini verdiğim zaman ablam A antikoru üretmeye başlayacak. Gelen şeyi bana kan verdi, çok iyi bir şey yaptı diye vücut algılamayacak. Düşman geldi, ben de bu düşmanı yok etmeliyim deyip antikor üretmeye başlayacak. Kan da çökelme meydana gelecek gençler tam tersi olsaydı, sema sedaya kan verseydi, B antijenlerini vermiş olacaktı sedaya. Seda da buna karşılık B antikoru üretmeye başlayacaktı. Yani sema sedaya kan verseydi, savaş B'lerin arasında çıkacaktı. Unutmayın. Hemen devam ediyorum konumuza. Kan da A antijenine karşı A antikoru, B antijenine karşı da B antikoru üretilir. A antijeni ile A antikoru yan yana gelirse kanda çökelme, aglünitasyon dediğimiz olay meydana gelecek. Ya da B antijeni ile B antikoru bir araya gelirse çökelme yine meydana gelecek. Çökelme sonucunda da damar tıkanıklığı dediğimiz durum söz konusu oluyor. Genel anlamda kan alışverişlerinde çok büyük bir problem yoksa bir savaş bir afet durumu yoksa kendi kan grupları arasında kan alışverişi Yapılır gençler ama AB kan grubunun genel alıcı sıfırın genel verici olduğunu halk arasında da devamlı olarak duyuyoruz. AB kan grubuna neden genel alıcı diyorlar? Herkesten kan alabilir diyorlar. Aslında bu antikor antijen mantığından kaynaklanıyor. Ben AB kan grubuna sahibim diyelim. Bende hem A antijeni hem B antijeni var. Antikor üretme yeteneğim yok. Geldi biri bana kan verdi. Verdiği kanda A antijeni var. Verdiği kanda B antijeni var. Benim antikor üretme yeteneğim yok ki. Ben bu kanı çökeltemem. O yüzden de kimden olursa olsun kan alabilirim gençler. Sıfır kan grubuna da genel verici diyoruz. Mantık ne? Sıfır kan grubu adam antijeni yok ki. Antijen vermiyor ki. Kime kan verirse versin ona karşılık antikor oluşturulmaz kan da çökelme dediğimiz durum söz konusu olmaz. Geldim RH sistemine. Aslında MN kan grubunu anlatmıştım size eş baskınlıkta. MN kan grubu bakımından hangi kan gruba sahip olduğumuzu bilmiyoruz. Neden? Kan alışverişlerinde öldürücü bir etkisi yok. Ama AB0 sistemi ve RH sistemi bakımından hangi kan grubuna sahip olduğumuzu biliyoruz. Bunlar kan alışverişleri için önemli. RH sistemine baktığımız zaman da RH antijenini bulunduran bireylere RH pozitif, bulundurmayanlara ise RH negatif isim ismi verilecek. RH pozitif düşündüğün zaman demek ki bunun RH antijeni var. RH antijeni varsa bunun RH antikoru üretme yeteneği yok. RH negatifi düşündüğün zaman da bunun antijeni yok. Gerekirse RH antikoru üretebilir. Unutmayacaksın. İlk kez reseus maymunlarında tespit edildiği için adının ilk harfi olarak RH sistemi olarak isimlendirilmiş gençler. RH pozitif olanlar yani baskın özelliği taşıyanlar büyük R büyük R veya büyük R küçük R şeklinde olacak. RH negatif olanları ise küçük R küçük R şeklinde göstereceğiz diyeyim. Yine tablo üstünde aslında az önce söylediklerim. Bir kişi büyük R, büyük R, büyük R, büyük R, küçük R ise genotipi tabii ki RH pozitiftir. RH antijenine sahiptir. Aynı antikoru bulunduramaz kanı çökerdi. RH negatifse küçük R, küçük R'dir. Antijeni yok. Gerektiğinde antikor oluşturabilir. O zaman bu mantıkla. RH pozitif mi negatife kan verebilir? Negatif mi pozitife kan verebilir? Bakalım düşünelim. Şimdi pozitif biri negatif birine kan verse aslında RH antijenini vermiş olacak. RH antijenini verdiği zaman da negatif adam ne yapmaya başlayacak? Antikor oluşturmaya başlayacak. Kan çökelecek. Demek ki pozitifler negatiflere kan veremezler. Ama negatif pozitife kan verirse antijen vermiyor ki antijen vermediği için onun da antikor üretme yeteneği olmadığı için herhangi bir sorun yaşanmayacak. Yani negatifler pozitiflere kan verebilirler. Rh antikorları doğal olarak kanda bulunmaz. Rh antijeni ile karşılaşıldığında zaman içinde oluşturuluyorlar. Bu yüzden Rh negatif kan grubuna sahip insana Rh pozitif kan verilirse hazır antikor olmadığı için hızlı reaksiyon görülmez ama sonuçta reaksiyon ortaya çıkabilir. Ebeveynlerin kan gruplarına bakılarak doğacak çocukların kan grubu hakkında da tahminde bulunmamız mümkün oluyor gençler. Normal çaprazlamamızdan hiçbir farkı yok. Bunu tut bununla yaz. Bunu tut bununla yaz. Bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla yaz şeklinde yapacağız. O zaman AB kan grubuyla B0 kan grubuna sahip iki birey evlendiği zaman bunların AB kan grubuna sahip çocukları olabilir. A0 kan grubuna sahip çocukları olabilir. BB kan grubuna sahip çocukları olabilir. Veya B0 kan grubuna sahip çocukları olabilir. Şuna dışarıdan baktığında da genotipi AB olanın fenotipi de AB şeklinde olacak. Şuraya baktığın zaman bu A kan grupludur. Şu B kan grupludur. Yani bu iki kişi evlendiği zaman bunların A, B kan grubuna, A kan grubuna veya B kan grubuna sahip çocukları olabilir. Bu ikisinin sıfır sıfır çocuğu olamaz mesela. Sıfırın birini buradan alsa diğerini buradan almak zorunda. A, B kan grubuna sahip birinin sıfır çocuğu olamaz gençler. Şuraya bakalım. <laughs> Ne yaptım yine? Bunu tuttum bununla, bunu tuttum bununla, bunu bununla, bunu bununla çaprazladım. Ne olabilir? AB kan grubuna sahip olabilir. A sıfır olabilir, B sıfır olabilir veya sıfır sıfır olabilir. Yani bu evlilikten dört farklı genotipe sahip çocuk meydana gelebilir. Dört farklı fenotipe sahip çocuk meydana gelebilir gençler. Diğer bir örneğimizin üzerinden de gidelim. Neymiş? AB B, LH pozitif. Şurayı küçük R olarak hemen düzeltmiş olayım. AB büyük R küçük R yani pozitif bir bireymiş. AB küçük R küçük R bireyle evlenmiş çocuklarının kan gruplarını bize soruyor düşünün. Biz ne yapacağız? Hep AB sıfır sisteminin elemanlarını kendi içinde çaprazlayacağız. RH sisteminin elemanlarını kendi içinde çaprazlayacağız. Ne yaptım? AB kan grubuna sahip biri AB kan grubuna sahip biriyle evlenirse bunların AA çocukları olabilir, AB çocukları olabilir. AB A yöne yazdım. AB olabilir. BB kan grubuna sahip çocukları olabilir. Büyük R küçük R, küçük R küçük R yaptığımızda da büyük R küçük R, büyük R küçük R, küçük R küçük R, küçük R küçük R çocukları olabilir. Çaprazlamayı yaptıktan sonra mesela bana dedi ki B RH pozitif kız çocuklarının olma ihtimalini sordu diyelim. Ben ne yapacağım? Bunların B kan grubuna sahip çocuklarının olma ihtimali 1 bölü 4'tür hocam. RH pozitif çocuklarının olma ihtimali 1 bölü 2'dir hocam. Kız olma ihtimali 1 bölü 2'dir hocam. 2 kere 4 8, 8 kere 2 16. O zaman bu çocuğun olma ihtimali 1 bölü 16'dır diyeceğim. Veya sana dedim ki AB RH negatif kan grubuna sahip çocuğu olsun. Diyeceksin ki AB kan grubuna sahip çocuğunun olma ihtimali hocam 1 bölü 2'dir. Ee, negatif kan grubuna sahip olması ihtimalini de sorduğumuz zaman negatif olma ihtimali de 1 bölü 2'dir. Bu kan grubuna sahip olma ihtimali 1 bölü 4'tür diyeceksin. Soru nereden gelirse gelsin bizim yapacağımız işlemler basit. Buradan sonra da şu kan grupları tayinin bir de tablolu soruları karşınıza çıkacak. Onların da bir üstünde durayım gençler. Kan grubu tayini yapılırken anti A, anti B, anti D serumları kullanılıyor. Aslında anti A derken kastettiği antikor A, antikor B, antikor D dediğimiz antikorlardır. Antikor D ile de kastettiğimiz ettiği RH faktörüdür gençler. Antikor A'yı damlattı. Kanda çökelme oldu. Ne vardır orada? A antijeni vardır. Demek ki bunda bir A grupluğu var diyeceğim. B antikorunu damlattı. Çökelme oldu. Böyle orayı sanki kanın üst tebeşir karıştırmışsın gibi çökeliğe dönüşmüş bir şekilde gördüm. B kan grubuna aittir diyeceğim. Antideyi er, anti D'yi damlattığında çökelme olmuşsa da RH pozitiftir diyeceğim gençler. Mesela buraya baktım. Antikor A'yı 3 damla kanı koymuşuz. Antikor A'yı damlatmış. Antikor A'yı damlattığında çökelme olduğuna göre A antijeni var. Antikor B'yi damlattığında çökelme olduğuna göre B antijeni de var. D'yi damlattığında çökelme olduğuna göre RH pozitiftir diyeceksin. Buraya baktın A RH negatiftir diyeceksin. B'de çökelme olmuş ama RH'da da olmuş. B pozitiftir. Hiç çökelme olmadığına göre 0 negatif kan grubuna sahiptir bu birey. Kan naklinden de biraz bahsedelim. Kan nakli bireyin al yuvarlarında antijen plazmasında antikor bulundurmasına göre yapılıyor. Herhangi bir antijene sahip bireyin kanı buna karşı antikor içeren bireye tabii ki verilmemeli gençler. Az önce benim anlattığım Sema Seda örneği. Bir kişiye kendi kan grubundaki antikorlarla reaksiyona girecek başka gruptan bir kan verilirse kanda çökelme söz konusu oluyor. Biraz da RH uyuşmazlığından yani kan uyuşmazlığından bahsedelim. Kan uyuşmazlığı da eraş faktörüne bağlı. Eraş uyuşmazlığı sadece annenin anne negatif baba pozitif çocuğun da pozitif olduğu durumlarda meydana geliyor. Şimdi ne oluyor? Ben negatif kan grubuna sahip bir kadın. Gittim pozitif bir adamla evlendim. Hamile kaldım. Çocuğumuz da pozitif kan grubuna sahip. Normal şartlarda anneyle ile bebişin kanları birbirine karışmaz. Ama hamilelik sürecinde anne ile bebeğin kanı birbirine karışırsa... Ben negatif bir birey olduğuma göre benim RH antijenim yok. Ama gerektiğinde antikor üretebilirim. Bebiş de RH antijenine sahip kanımız birbirine karışırsa benim vücudum RH antijenini görünce RH antikoru üretmeye başlayacak. Yani bebeği düşman olarak algılayacak, bebeği öldürmeye, kanını çökeltmeye çalışacak gençler. Buna kan uyuşmazlığı ismi veriliyor. İlk bebeği İlk hamilelikte çökeltecek antikor seviyesine ulaşamasam bile ikincisinde bağışıklık kazanmış direkt antikor üretme yeteneğine sahip olmuş olacağım. Günümüzde kan uyuşmazlığından böyle bebiş kayıpları meydana geliyor mu? Gelmiyor tabii ki gençler ama tabii ki bununla ilgili birkaç tane küçük e, yöntem e, izleniyor diyeyim. İlla anne negatif bebek pozitif olacak. Neden tam tersinde kan uyuşmazlığı meydana gelmiyor? ben pozitifim, bebiş negatif, kan uyuşmazlığı neden görülmüyor? Ben pozitif bireysem benim RH antijenim var demektir. Bebişin de RH antikoru üretme yeteneği var. Bebişin benim kanımı çökeltmesi gerekiyor embriyonik dönemde bağışıklık sistemi gelişmemiş benim verdiğim besinle benim verdiğim bağışıklık sistemi elemanlarıyla bağışıklığını oluşturan bir bebişim benim kanımı çökeltme şansı yok gençler. O yüzden tam tersi durumunda kan uyuşmazlığı görülmüyor. RH pozitif babanın genotipi tabii ki dominant olabilir. Dominantsa büyük R büyük R şeklindedir. E baba büyük R büyük R ise anne zaten negatif çocuk mecburen pozitif olmak zorunda yani bunlarda da yüzde yüz kan uyuşmazlığı görülecek. Ama baba heterozigotsa anne negatif olduğunda bunların pozitif çocukları da olabilir, negatif çocukları da olabilir. Burada kan uyuşmazlığının görülme ihtimali %50'ye düşüyor. Kan uyuşmazlığı sonucunda bebekte kansızlık, sarılık görülebiliyor. Kalıcı beyin hasarları da tabii ki meydana gelebiliyor gençler. Burada da yine göstermiş olduk baba. Büyük R büyük R ise tabii ki çocuklar büyük R küçük R olacak. Yüzde yüz kan uyuşmazlığı görülecek. Baba heterozigotsa büyük R küçük R ise %50 oranında pozitif %50 oranında negatif bebiş dünyaya gelebilir. Tersinin neden olmadığını da ben size anlattım. Bebiş embriyonik dönemde anneyi öldürebilecek antikor seviyesine ulaşamaz ki. Geldim sorularıma. Bir ailenin birinci çocuğunda kan uyuşmazlığı görülürken ikinci ve üçüncü çocuklarında kan uyuşmazlığı görülmemektedir. He birinci çocukta görülmüş. Demek ki anne negatif, baba pozitif, birinci çocukta pozitif kan grubuna sahip olmuş. İkinci ve üçüncü çocukta görülmediğine göre bunlar negatif kan grubuna sahipler. Baba homozigot olsaydı, büyük reyli olsaydı tüm çocuklarda görülürdü. Demek ki burada neyi çıkarttım? Baba heterozigot genotipe sahipmiş. Baktığımız zaman annenin kan görüldüğüne göre negatif olduğunu kesin olarak biliyoruz. Sonra ne dedik? Baba heterozigot genotipe sahiptir. Buradan küçük R'den başka alternatif yok. Birinci çocuk tabii ki pozitif olmuş. İkinci ve üçüncü çocuklar negatif olmuş gençler. Birinci çocuk büyük R küçük R'dir. İkinci çocuk küçük r küçük r üçüncü çocuk küçük r küçük r'dir. Baba büyük r büyük r olamaz. Zaten şıklara baksam baba buysa çocukların bu olma alternatifi olmuyor ki diyeceksiniz. Geldim diğer bir sorumuza. AB0 kan grubu sistemine göre heterozigot A kan grubuna genotipine sahip bir dişi ile heterozigot B kan grubuna sahip biri evlenmiş Doğacak çocuklarının erkek bireyle aynı fenotipe sahip olma ihtimalini sormuş bize. Şimdi heterozigot A kan gruplu dediğine göre A sıfırdır. Gençler gitmiş kiminle evlenmiş? B sıfır bir bireyle evlenmiş. Bunlara baktığımız zaman kan grupları AB olan çocukları olabilir. A sıfır olan çocukları B sıfır olan çocukları sıfır sıfır olan çocukları olabilir. Erkek birey hangi kan grubuna sahipti? B kan grubuna sahipti. B kan grubuna sahip bir erkek çocuklarının olma ihtimali 1 bölü 4 şeklinde verilmiştir. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan gruplarının fenotipleri verilmiştir. Bu soy ağacında numaralarla gösterilen bireylerden hangisinin homozigot olma olasılığı, heterozigot genotipli olma olasılığına eşittir diyor gençler. Şimdi baktığımız zaman 5 numaralı birey bir kere 0 0 olmak zorunda. Başka bir alternatifi yok. Sonra bu 0 0 olduğuna göre bu da B 0 olmak zorunda. A 0 olmak zorunda. 0'ın birini buradan birini buradan aldığı için 3 ve 4'ün de zaten homozigot olma alternatifi yok. Ama şuraya baktığımız zaman gençler bu sıfırı ne yapmış olmak zorunda? Bu taraftan almış olmak zorunda. Neden? Çünkü buranın ee, yanının BB olabilir, B0 olabilir. Buradan gelmek zorunda, sıfırı şuradan almak zorunda. 2'nin de kesinlikle olduğunu bulduk. Bire baktığımız zaman BB veya B0 olmaktan başka alternatifi yok. Yüzde %50 ihtimalle homozigot, %50 ihtimalle heterozigot olabilir bir numaralı birey. Geldim diğer bir soruma. Aşağıda kan grubu genotipleri verilmiş çiftlerden hangisinde al yuvarzarında sadece A antijeni? kan plazmasında ise sadece B antikoru bulunduran bir bebek oluşabilir diyor. Yani A kan grubuna sahip çocuğu meydana gelebilir diyor. Buraya baktığımız zaman gençler buradan çocuğa baktığımız zaman A0 çocuk da çıkabilir. 0 0 çocuk da çıkabilir. Buraya baktığımız zaman AB kan grubuna sahip çocuk çıkmasından başka alternatif yok. Buraya baktığım zaman bunların çocukları AA olabilir. A0 olabilir. AB olabilir. B0 şeklinde de olabilir. Burada ise A sıfır olmaktan başka alternatif yok. Burada ise A A da olabilir çocuklar. A sıfır da olabilir. Sıfır sıfır da olabilir. Biz ne istiyoruz? Sadece A kan grubu çocuğu çıksın. Başka alternatif çıkmasın istiyoruz. Cevabımız D'ye düşmüş oldu. Geldim diğer bir soruma. Aşağıdaki soy ağacında bir ailedeki bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Bu soy ağacında numaralandırılmış bireylerden hangilerinin kan grubu genotipi kesin olarak belirlenemez diyor. Baktığımız zaman şurayı yazmaya başladım. A yanını bilemedim. Pozitif olduğuna göre büyük R yanını bilmiyorum. Şuradan ilerleyeyim. B yanını bilemiyorum. Negatif olduğuna göre küçük R küçük R olmak zorunda. A yanını bilemedim. Pozitif olduğuna göre büyük R şeklinde olmak zorunda. E Babası negatif olduğuna göre küçük R'nin bir tanesini mutlaka buna vermiş olmak zorunda. Bu A kan grubuna sahip olduğuna göre A genini nereden almış olmak zorunda? Bu taraftan. Bunun BB olma alternatifi yok. B, B, olsaydı mutlaka B gelini verirdi. A çocukları çıkmazdı. O zaman burası B sıfır olmak zorunda. Yazabildiklerimizi yazmaya devam ediyoruz gençler. O zaman sıfırı da bu taraftan bu almış durumdadır. Sonra şurası sıfır sıfır büyük R yanını bilemedim. Burası AB B yanı negatif olduğu için hemen yazdım. Küçük R küçük R olmak zorunda. Bakıyorum yine aynı mantıkla B kan grubuna sahip yanını bilemedim. Pozitif olduğuna göre büyük R yanını bilemedim. A kan grubuna sahip yanını bilemedim. Küçük R küçük R olmak zorunda. Baktığımızda küçük R'nin birini annesinden birini babasından alacağına göre bu tarafı yazabildik. Bunların 0 0 kan grubuna sahip çocukları olduğuna göre e bunları da yazabildik. O zaman yazabildiklerimizin üstünü çizelim. Hangi genotipi belirlenemez? 5'i kesin belirledim. 3'ü kesin belirledim. 1'i kesin belirledim. 2'yi de kesin olarak yazdım. Ama 4 numaralı bireyin genotipi ...kesin olarak belirleyemedik diyeyim. Diğer bir sorumla da devam ediyorum... Aşağıda anti A, anti B, anti D ile çökelme durumları gösterilmiş. Buna göre tablodaki bireylerin kan grupları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi antikor A'yı damlattığım zaman çökelme meydana gelmiş. B'de çökelme meydana gelmemiş. Anti D yani RH faktörünü damlattığım zaman da çökelme meydana gelmiş. O zaman bir numaralı birey A pozitif olmak zorunda. İki numaralı bireye baktığımda RH negatif bir bireydir. B'de de çökelme olduğuna göre B negatif bir birey. Burada ise hiçbirinde çökelme meydana gelmemiş. O zaman bu sıfır negatif bir bireydir. Birinci birey A RH pozitif kan grupludur. Zaten onun pozitif olduğunu söyledik. İkinci bireyin kanında tek çeşit antijen, iki çeşit antikor üretebilir. Bakıyorum B negatif olduğuna göre bunda sadece B antijeni var. Gerekirse A antikor üretebilir, gerekirse RH antikor üretebilir. İki çeşit antikor üretebilir kabul ettim. Üçüncü birey kural olarak tüm bireylere kan verebilir. Kural olarak sıfır antijen bulundurmadığı için herkese verebiliyor. Negatif de pozitife verebildiği için kural olarak herkese verebilir kabul edebiliriz. Cevabımız da E'ye düşmüş oldu. Geldim diğer bir soruma. Babası sıfır RH negatif kan grubuna sahip ve RH negatif kan gruplu bir kadının Babası 0 RH negatifse baba neymiş? 0 0 küçük R küçük R. Kadının kan grubu neymiş? B yanını bilmiyorum negatifmiş. E babası B 0 olduğuna göre babadan 0 almıştır. O zaman kadının kesinlikle B 0 küçük R küçük R olduğunu biliyorum. Gitmiş AB RH pozitif kan grubuna sahip bir erkekle evlenmiş. Erkeğin AB kan grubuna pozitif olduğu için büyük R'si olduğunu biliyorum. Yanını bilmiyorum. Bunların çocukları meydana gelmiş. Çocuklardan bir tanesi B yanını bilemedim. Pozitif bir bireymiş. Diğeri ise A kan grubuna sahipmiş. Yanını bilemedim. Negatif bir bireymiş. Bunlarınla ilgili ilişkiyi ilk olarak kuralım. Sonra soruya bakalım. Bir kere Şöyle düşünebiliriz gençler. Buraya baktığımız zaman bu birinci çocuk BB kan grubuna da sahip olabilir. Buradan B'yi buradan B sıfırı da almış olabilir. Yani B ile ilgili tam bir fikrim yok. Burası küçük R küçük R olduğuna göre bir kere çocuklara küçük R'nin bir gitmiş olması lazım. Yani burayı bulabildik. Sonra bu küçük R küçük R olduğuna göre küçük R'nin birini buradan aldı birini buradan aldı. Bu A kan grubuna sahip olduğuna göre A'yı buradan aldı. Buradan B'yi alsaydı AB kan grubuna sahip olurdu. Bu da sıfır oldu. Yani şurayı bilemedim. Kalan herkesi bulabildim. Annenin kan grubu genotipi B0 küçük R küçük R'dir. Evet anneyi zaten biz bulduk. Anne ile çocuklar arasında kan uyuşmazlığı görülme ihtimali 1 bölü 2'dir. Anne negatif, baba pozitif kan grubuna sahip. Baba heterozigot olduğu için kan uyuşmazlığının görülme ihtimali %50'dir gençler. Çocuklarının kan grubu genotipleri sırasıyla B0 büyük R büyük R'dir. Sonra A0 küçük R küçük R'dir. Bir kere bunu zaten kafadan büyük R büyük R olma ihtimali Yok gençler annesi negatif çocuk nasıl büyük R büyük R homozigot pozitif olsun. Buradan da geldik dersimizin sonuna. Bugünkü dersimizde neler öğrendik? Bir karakterin ortaya çıkmasında 2'den fazla alelin etkili olmasına çok allelli kalıtım ismini verdik. İnsanlarda AB0 kan grubu çok allelli kalıtıma örnek. AB, AB0 kan gruplarımız var. RH pozitif, RH negatif olma durumlarımız da var. Rh pozitiflik baskındır. Rh negatifliğe. O yüzden pozitif olan bireyler büyük R büyük R, büyük R küçük R olabilir. Negatif bireyler ise küçük R küçük R'dir. Kan grubu tayinlerinde de antikor A antikor B antikor D dediğimiz antikorları kullanıyoruz gençler. Rh negatif kan grubuna sahip bir annenin Rh pozitif kan grubuna sahip bir çocuğu olursa kan uyuşmazlığı görülebilir. Baba homozigot pozitifse büyük R büyük R ise yüzde yüz kan uyuşmazlığı görülecek. Baba büyük R küçük R yani heterozigotsa yüzde elli ihtimalle kan uyuşmazlığı görülecektir diyeyim. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde de eşeğe bağlı kalıtımla devam edeceğiz. Ödevleri bitirin. Eşeğe bağlı kalıtımda görüşmek üzere.